A'nın tümleyeni o değil. Nedir? X elemanı değildir. A'nın ve X elemanıdır. E kümesindir. Evrensel kümenin. A'nın tümleyeniyle kesişimi boş kümedir. A'nın tümleyeniyle birleşimi evrensel kümeyi verir. A'nın tümleyeniyle eleman sayıları evrensel kümenin eleman sayısına eşittir vermiş. A, B'nin alt kümesi ise ancak ve ancak B'nin tümleyeni alt kümesidir. A'nın tümleyeninin şeklinde olur. A fark B eşittir. A kesişim B'nin tümleyenine. A birleşim B'nin değeri de A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Hani bu De Morgan kuralları gibi düşün. A kesişim B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyenine eşit olur. A fark B ne demek? A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanları gösteriyor. Şimdi bunları kullanırsak. A kümesi evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere hangisi yanlış demiş. Yani bakın şöyle bir evrensel kümesi çizersek bunun içinde bir A kümesi var. Şurada A kümesi, şu dışı da ne? A'nın tümleyeni. A ile A'nın tümleyeni birleşirse evrensel kümeyi oluşturur. Doğru. A ile A'nın tümleyenin kesişimi boş kümedir. Doğru. A ile boş kümenin kesişimi nedir? Boş kümedir. A ile boş kümenin birleşimi A'dır. A ile evrensel kümenin kesişimi A'dır. Bu doğru. O zaman C yanlış diyoruz. Şu ifade ne demektir? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. A birleşim B'nin tümleyeni demek. Bu 4'müş. Şimdi bir B'nin tümleyeni de 5'miş. Şöyle düşünürsek A ve B. B'nin tümleyeni ne demek? B'nin dışındaki elemanlar 5. A birleşim B'nin tümleyeni kaç? A birleşim B'nin tümleyeni 4. Yani şurada 4 var. B'nin dışındaki elemanlar 5 ise buraya 1 kaldı. 1, 4 daha 5 yapar. Bize göre A kesişim B'nin tümleyeni sormuş. A ile B'nin tümleyeninin kesişimini sormuş. Bakın A 1, burası 1'di. A kesişim, A şuranın tamamı. B'nin tümleyeni ne? Bunun dışındaki yerler kesişen neresi o zaman? Sadece 1. A, E evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere kümesi hangisidir diye sormuş bize. Yani şöyle bir küme düşünürsek evrensel küme E. Burada A'nın tümleyeni, şurada bir A kümesi var. A'nın tümleyeni ne demek? A'nın dışındakiler 2, 4, 6, 8. Bunların nokta koyarak yazdığımızda. E'nin tamamı ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kadar. O zaman burada 1 vardır A'nın içinde. 3 vardır. 5 vardır. 7 vardır. Bir de 9 vardır. 1, 3, 5, 7, 9 yani C. Yine bir şema çizersek ben şeması. A birleşim B'yi kaç vermiş bize? 23. B fark A. Sadece B'de olanlar yani 5. A kesişim B'nin tümleyeni. A kesişim B'nin tümleyeniyle A ile B'nin tümleyeninin kesişimi nedir? A'nın tamamıyla B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni şunun dışındaki yerler şurayı vermiş. Yani bize 8. Birleşim kümesi de 23'müş. 8, 5 daha 13. O zaman buraya 10 kalır. Çünkü 8, 15, 23 yapıyor birleşim kümesinin tamamı. 23. O zaman kesişim kümesi kaçtır? 10 elemanlı olduğuna göre şu ifadeyi sormuş bize. Bu ifade nedir? A birleşim B'nin tümleyeni. Biz onun bir evrensel kümemizi çizdiğimizde A ve B diye yazarsak A 6, B'nin tümleyeni 9, kesişim 4'müş. Kesişim 4 ise A da 6 ise buraya 2 kalır. B'nin tümleyeni, B'nin tümleyeni B'nin dışındaki yerler. Bura 2 ise 9 olması için dışarıya 7 kalır. Bize neyi soruyordu? A birleşim B'nin tümleyeni yani. A birleşim B'nin
Tüm yani buranın dışında kalan yeri soruyor. Yani 7'yi. Yukarıdaki şemaya göre A kesişim B'nin tümleyeni hangisidir? A burası. Yani bir A ve B var. Kesişim B'nin tümleyeni ne? B'nin dışında kalanlar. Burada A, B, 4 ve C var. Bunların kesişimindeki ortak kelime harfleri ne? Elemanlar A ve B.